Herkese merhaba. Sony'yi yakından takip edenler bilir. 2016 yılıyla birlikte şirket akıllı telefon stratejisinde bazı değişiklikler yaptı. Xperia X adında yepyeni bir seri gördük ve bu serinin ilk üyeleri Xperia X, Xperia X Performance ve Xperia X'e daha çok orta ve giriş segmenti Xperia X Performance içinde orta üst nitelendirmesi yapabiliriz. Bu tarz telefonlarla gelmişti. Sony'nin gerçek anlamda üst segment Android telefonu 2016 başlarında yoktu. Sony bu açığı 2016 sonbaharında IFA'da tanıtmış olduğu Xperia XZ ile doldurmuş oldu. Xperia XZ bir süredir Türkiye piyasasında da satılıyor. Bu telefon sahip olduğu özelliklerle belki Galaxy S7 veya HD Son, LG V20 gibi telefonların bir kadem altında olabilir, ancak sahip olduğu teknik özelliklerin gayet yeterli ve makul olduğunu söylememiz mümkün. Sony Xperia XZ'nin tasarımında ufak tefek değişiklikler yapılmış. Xperia X ve Xperia Z serisinin tasarımının birleştirildiğini, yine genel anlamda Sony çizgisini yansıtan bir Sony telefonu olduğunu uzaktan belli eden bir tasarım bulunduğunu görüyoruz bu Sony telefonunda. Sony Xperia XZ'de 3 temel malzemenin bulunduğunu görüyoruz. Önde cam, arkada metal ve kenarları çevrileyen plastik çerçeve. Bu yapı Sony Xperia XZ'nin gayet sağlam olmasını sağlıyor. Her ne kadar 3 tane farklı malzeme birleştirilmiş olsa da telefon yekpare tasarıma sahip telefonlar gibi elde oldukça rahat, sağlam bir telefon hissini fazlasıyla veriyor. Sony'nin özellikle yan kenarları kavisli yapması da telefonu tek elle tutarken oldukça rahat etmenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda telefonun 5.2 inç gibi nispeten düşük boyutlu bir ekrana sahip olması da biraz daha düşük bir yüzey alanına sahip olmasını ve böylelikle de rahat kullanılmasını ve rahat şekilde taşınmasına olanak sağlıyor. Sony Xperia XZ'nin altında USB-C portu bulunuyor. USB-C portu sayesinde hem veri bağlantısı hem de şarj işlemi gerçekleştiriliyor. Bu portun hemen yanında mikrofonu görüyoruz. Yine son zamanlarda görmüş olduğumuz Sony telefonları gibi Xperia XZ'de de önde 2 adet hoparlör yer alıyor ve bu hoparlörlerin de ses çıkışı gayet iyi. Oyun oynarken, film izlerken veya müzik dinlerken bu hoparlörlerin farkını anlamanız mümkün oluyor. Ortalamaya göre biraz daha yüksek ses şiddetine sahip, yüksek ses seviyesinde patlama da yapmıyor. Bu açıdan XZ'nin sahip olduğu hoparlörleri genel olarak beğendiğimizi söyleyebiliriz. Bunun dışında telefonun arkasına baktığımızda 23 megapiksel kamera görüyoruz. Kameranın hemen altında görmüş olduğunuz gibi LED flash ve 2 adet sensör dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi lazer otomatik odak, diğeri de RGB sensörü. Bu telefonda yepyeni bir sensör var ve bu sayede de daha iyi renk yakalama yeteneğine kavuşuyor ki buna birazdan daha detaylı şekilde değineceğiz. Telefonun sağ kenarında yine daha önceki Sony telefonlarında olduğu gibi 3 tane farklı tuş görüyoruz. Kamera tuşu yine mevcut, bu sayede hızlı şekilde fotoğraf veya video çekmek mümkün oluyor ki telefonla su altında video çekmeyi denerseniz bu tuş oldukça işe yarayacaktır. Son zamanlarda çıkan Sony telefonlarında ses tuşlarının genellikle alt tarafa doğru yerleştirildiğini görürüz. Bunu pek pratik bulmuyoruz. Genellikle telefonu elde hareket ettirip ses tuşlarına erişmek gerekiyor. Ancak Sony'nin bildiği var ki bu şekilde bir tuş tasarımı sunmaya devam ediyor. Hemen üstte görmüş olduğunuz gibi parmak izi okuyucusu içeren bir güç butonu var. Xperia X'te de görmüş olduğumuz bu tuş gayet rahat şekilde kullanılıyor ve basması da iyi. Aynı şekilde parmak izlerini de oldukça hızlı şekilde algılıyor. Sadece eldeki tutuşunuza göre sağ el baş parmağını veya sol el orta parmağını parmak izinizi tanıtmanız yeterli olacaktır. Xperia XZ'nin sol tarafında da microSD kart yuvası ve SIM kart yuvası bulunuyor. Bu tepsiyi çıkartmak için herhangi bir iğneye ihtiyacı olmaması güzel. Kolaylıkla SIM kartı veya SD kartı değiştirmek mümkün oluyor. Sony Xperia XZ'nin bir başka özelliği de suya ve toza dayanıklı olması. IP68 sertifikasıyla belgelenen bu özellik sayesinde Xperia XZ'yi herhangi bir endişe olmadan yağmur altında kullanabilir veya havuz ya da deniz kenarında da endişe duymadan taşıyabilirsiniz. Masada dururken üzerine bir sıvı döküldüğünde de telefonu silip kullanmanız mümkün olacaktır. Suya dayanıklılık son zamanlarda akıllı telefonlarda giderek yaygınlaşan bir özellik haline geldi. Biliyoruz ki Sony bu akımın ilk öncülerinden bir tanesiydi ve Xperia XZ'de de bu akıma bağlılığını sürdürüyor. Sony'nin bağlı kaldığı bir başka unsur Full HD ekranlar. Xperia XZ'de bulunan 5.2 inç ekran 1920x1080 piksel çözünürlüğüne sahip. Ekran geniş görüş açılarına ve yüksek bir parlaklığa sahip. Parlak ışık altında ekranın görüşü oldukça iyi. Aynı zamanda ekranda bulunan X-Reality Engine ve Triluminous gibi teknolojiler sayesinde de fotoğraflar veya videolar çok daha canlı ve gerçekçi görünüyor. Ana ekrana baktığınızda bile şu anda duvar kağıdının ne kadar renkli ve canlı göründüğünü fark edebilirsiniz. Sony ekranın renk sıcaklığını ayarlamanıza da olanak sağlıyor. Ayarlar bölümüne girerek ekranın renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra X-Reality Engine sayesinde fotoğraf ve videoların çok daha gerçekçi ve canlı renklerle bezenmiş şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. İçerideki donanım bileşenlerine baktığımızda Sony Xperia XZ'de Snapdragon 820 işlemci bulunduğunu görüyoruz. Sony 3 GB RAM'in bu telefon için yeterli olduğunu görmüş ve daha fazlasını vermeye gerek görmemiş ki Full HD ekranın varlığı
bunun mantıklı bir seçim olduğunu gösteriyor. Bunun dışında telefonda 32 GB'lık dahili hafıza var. MicroSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da arttırmanız mümkün oluyor. Sony Xperia XS'nin sahip olduğu bu donanım paketi telefonun iyi bir performans sergilemesine olanak sağlıyor. Geçişler oldukça hızlı. Bunun yanı sıra uygulamalar hızlı şekilde açılıyor. Aynı zamanda oyun keyfi bakımından da Xperia XS'nin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında telefonda 2900 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Sony'nin vaat ettiği 2 günlük pil ömrüne yakın bir pratikte pil performansı sergilediğini söyleyebiliriz. Telefonu genel olarak 2 günde bir şarj etmek yeterli oluyor. Sabah telefonu şarjdan çıkarıp kullanmaya başladığınızda ertesi gün öğleden sonraya kadar normal şekilde kullanmanız mümkün olabilir. Aynı zamanda Stamina ve Ultra Stamina gibi modlar sayesinde de Sony Xperia XS'nin pili az kaldığında size ek süre sağlayacak şekilde bir takım önlemler alabilir. Belli özellikleri kapatarak telefonun günü tamamlamasına olanak sağlayabilirsiniz. Qnova adı verilen bir şarj teknolojisi var. Telefonun pilini koruyan bir özellik bu. Hızlı şarj özelliği mevcut değil. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Yazılım tarafına baktığımızda Sony Xperia X'e Android 6 Marshmallow ile birlikte gelmişti. Ancak Aralık ayı içerisinde bu telefona Android 7 Nougat geldi ve böylelikle Google'ın Nougat'la birlikte sunmuş olduğu çeşitli özellikler de kullanıma sunuldu. Nougat'la birlikte telefonun kullanıcı arayüzü biraz daha derli toplu hale geldi. Zaten Sony Marshmallow'da bile kullanıcı arayüzünde epey bir sadeleştirme yapmıştı. Google'un sunmuş olduğu saf Android deneyimine biraz daha yakın bir deneyim sunan Sony şimdi Nougat'la birlikte işleri biraz da Google'ın çizmiş olduğu yola doğru yöneltiyor. Nougat'la birlikte gelen çoklu pencere özelliğini Xperia X'de kullanabilirsiniz. Ekranın bir tarafını bir uygulamaya, diğer tarafını başka bir uygulamaya ayırabilirsiniz. Böylelikle de Xperia X'lerin 5.2 inç ekranında biraz da esnek çalışmanız mümkün olacaktır. Bunun dışında çoklu görev ekranında tüm ünitemizde kısa yolunun üst tarafa alındığını görüyoruz. Böylelikle tüm uygulamaların kapatılması biraz daha pratik hale geliyor. Ayrıca açık olan son iki uygulama arasında geçişte Nougat'la birlikte çok daha kolay hale geliyor. Bu da Nougat'ın sunmuş olduğu kolaylıklardan bir tanesi. Xperia X'e kullanıcıları da bundan yararlanma fırsatı bulmaya başlıyor. Bunun dışında yine Google uygulamaları başrolde yer alıyor. Aynı zamanda Sony'nin yüklemiş olduğu yine birçok uygulama Xperia X'de mevcut. Önerilenler bölümü var. Buradan telefonda yüklemiş olduğunuz ve sık kullandığınız uygulamaları görebilir. Aynı zamanda Sony'nin sizlere yüklemek için önermiş olduğu uygulamalara da bakarak bunlardan dilediklerinizi Xperia X'e indirebilirsiniz. Deneyiminizi biraz da iyileştirebilirsiniz. Kamera tarafına baktığımızda söylemiş olduğumuz gibi 23 megapiksellik bir kamera var. Exmor RS sensörlü bu kameraya lazer otomatik odak ve RGB sensörü eşlik ediyor. RGB sensörü sayesinde Xperia XS ile gerçek hayattaki renklere çok daha yakın fotoğraflar ve videolar çekmek mümkün oluyor. Kamera arayüzü Sony'nin daha önceki Xperia telefonlarından Xperia Z5'ten beri çıkan telefonlarda gördüğümüz arayüzden farksız değil. Sol tarafta kameranın çeşitli modlar arasında geçmeyi sağlayan bir anahtar görüyoruz ki bu anahtarı kullanmak biraz zorlayıcı. Öğrenmek o kadar çok Sony telefon görmemize rağmen yine zaman alabiliyor. Fotoğraf ve video çekim modları arasında geçiş yapabilir veya elle moduna geçiş yaparak çeşitli kamera ayarlarını elle değiştirebilirsiniz. Süper otomatik mod Xperia XS'de fotoğraf çekmek için kullanılan varsayılan mod. Ortamın ışık koşullarına ve diğer koşullarına göre otomatik olarak mod belirlemesi yapılıyor ve size sadece fotoğrafı çekmek kalıyor. Sony'nin daha önceki Xperia X telefonlarına sunmuş olduğu öngörü tabanlı otomatik odak sistemi Xperia XS'de de mevcut. Hareket eden nesnelerin hareketlerini tahmin eden bu sistem sayesinde hareketli nesnelerin fotoğraflarını çok daha net şekilde çekmeniz mümkün oluyor. Bunun yanı sıra 4K video desteği de var Xperia XS'de, ancak 4K video desteği için kamera uygulamaları bölümüne geçmek ve oradan 4K'yı seçmek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra 4K video çekebilirsiniz. Genel olarak Xperia XS'de video çekimleri Full HD kalitesinde gerçekleştiriyor ki bu da çoğu durum için yeterli olacaktır. Xperia XS ile çekilmiş fotoğrafları ve videoyu teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Orada kamera ile ilgili çok daha fazla yorumumuz mevcut. Sony Xperia XS ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bu telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.